Hani demiştin ki bahar geleceğim, boncalar açıldı niye gelmedin? Yenderlerinle sarıp gittiğin yaralar açıldı niye gelmedin? Oh beni 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 beni, ayrılık öldürdü beni beni de yar beni beni. Yenderlerinle sarıp gittiğin yaralar açıldı niye gelmedin? He beni 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 beni, ayrılık öldürdü beni beni de, de beni beni. Artık sevdiceğin hevessiz kaldı, bitti umutları çaresiz kaldı. Koyunlar kuzladı köyüsüz kaldı, yaylaya göçüldü niye gelmedin? Of beni 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 beni, ayrılık öldürdü beni beni de yar beni beni. Koyunlar kuzladı köyüsüz kaldı, yaralar açıldı niye gelmedin? He beni 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 beni, ayrılık öldürdü beni beni de, de beni beni beni. Kul Nur ile haber saldım ağlasın, gelmez sen iki büklüm kalasın. Bekledim ki son günümde gelesin, kefenin biçildi niye gelmedin? Of beni 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 beni, ayrılık öldürdü beni beni de yar beni beni. Bekledim ki son gününde gelesin, kefenin biçildi niye gelmedin? He beni 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 beni, ayrılık öldürdü beni beni de yar beni beni. Evet kıymetli seyircilerimiz, Aşıkların Avazı'na bugün de bir ayrılık, bir hasret, bir sitem dolu türküyle başlamış olduk. Hepinize muhabbetlerimi, selamlarımı gönderiyorum. Aşık Reyhan Stüdyosu'ndan. Her hafta bir konu, bir konuk alıyoruz. Meclisimizi öyle yapıyoruz. Bu haftaki konumuz Muhlis Akarsu, Sivaslı, piyasada eserleri, şiirleri, türküleri söylenen, kendine has ekol bırakan bir sanatçımız, bir aşığımız, bir ozanımız Muhlis Akarsu. Ve onun konuk da onun Muhlis Akarsu'nun yeğeni, yani yegeni diyeyim daha doğrusu, Selahattin Akarsu. Selahattin Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim, sağ olun üstad. Siz nasılsınız? Hamdolsun, iyiyiz. Bugün konumuz dediğim gibi Muhlis Akarsu.
Siz de yeğenisiniz. Evet. İnşallah güzel bir meclis yapacağız. Onun türkülerini sizden hem ben de dinleyeceğim, halkımıza da seyircilerimize de dinleteceğiz. Tabii ki rahmetli andığımız bu kadar güzel aşıklar arkamızda olduğu sürece onları rahmetle anıyorum. Stüdyonuzda şu aşıkları gördükçe heyecanlanıyorum, gururlanıyorum. Yurdumuzun, Anadolu'muzun bir dolu aşıkları şu anda bize bakıyor arkamızda. Onların yüreklerine, onların teline, onların sazına yakışır türküleri. Akarsu türküsünü ben burada akarsu türkülerini seslendirmek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Siz sazınızı alıncaya kadar kıymetli seyircilerimiz burada canlı seyircilerimiz de var. Üniversite öğrencileri, ağabeylerimiz var. Cümleten hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sağ olun, var olun. Evet, ne yapalım öyleyse Muhlis Akarsu'nun türküsünü yeğeni Selahattin Akarsu'dan devam ettirelim. Buyurun Selahattin Bey, saz söz sizin. Evet, sevda türküleri var Akarsu'da, birleştirici türküler evet, var. Evet. Ülkemizin birliğine, diriliğine bakan evet, türküleri var. Bunlardan örnekleri vereceğiz. Evet. Bir sevda türküsüyle başlıyorum. Başlayalım, buyurun. Seher vakti çıkmış yolun üstüne, bir bakışta yaraladı yar beni. Hayran oldum baka kaldım yüzüne. Gözleriyle pareledi yar beni beni, yar beni beni, yar beni beni. Gözleriyle pareledi yar beni beni, yar beni beni, dost beni beni. Yollar uzak, dağlar girmiş araya. Melhem bulunmazmış azgın yaraya. Derdimi dökeyim bilmem nereye. Sevdan almış bir çıkmaza, kor beni beni, kor beni beni, kor beni beni. Sevdan almış bir çıkmaza, kor beni beni, kor beni beni, kor beni beni. Akarsuyum yardan haber gelirse, bu azgın yarama derman olursa, gönlüm sevdiğini arar bulursa, Zeynep
Zalim felek sen o zaman gör beni beni, gör beni beni, gör beni beni. Zalim felek sen o zaman gör beni beni, gör beni beni, gör beni beni. Teşekkür ediyorum Selahattin Bey, çok güzel. Peki rahmetli Akarsu'yla ben yegeni olduğunu biliyorum, evet, zaten de nereden yegenin onu da bir öğrensinler ben, seyircilerimiz. Maurice Akarsu benim öz dayım, yani anağın kardeşi, öz dayım. Anağımın kardeşi. Evet, öyle. Evet. Seyircimiz öyle anlar, yani anasının kardeşi, dayısı. Evet evet, ablasının oğluyum, doğru. Evet. Doğru. Zaten benziyorsun, sesi de sazı da yansıtıyorsun yani, aynen. Evet, o ekolu geliştirerek evet. Takip ediyorum. O büyük ustanın izinden gidenlerden, usta çırak ilişkisiyle onu temsil etmeye çalışıyorum. Peki hemen ara vermeden bir türküsünü daha alalım. Peki efendim sizden. Buyurun. Yine güzel bir sevda türküsünü ben söylemek buyurun. İstiyorum. Başkasını sevdiğim mi var? Kıblemi Kâbemi sana bağladım. Tavaf eylemekten yıldığım mı var? Yıldığım var. Kıblemi Kâbemi sana bağladım. Tavaf eylemekten yıldığın mı var, yıldığın mı var? Aşkına düşeli yüzüm gülmedi. Çok bekledim dosttan haber gelmedi. Secde kıldım sana yine olmadı. Hakkı senden ayrı bildiğim mi var? Bildiğim. Secde kıldım sana yine olmadı, yine olmadı. Hakkı senden ayrı bildiğim mi var, bildiğim. Akar su semezse çeker mi çile? Akar su semezse düşer mi dile? Sevda bir çiçektir, götürmez hile. Değil hakikatte düşümde bile. Senden başkasını gördüğüm mü var? Gördüğüm değil hakikatte düşümde bile. Senden başkasını
gördüğüm mü var, gördüğüm mü var. Teşekkür ediyorum. Sayın Selahattin Bey, teşekkür ediyorum. Bizde bazı atasözleri vardır kıymetli seyircilerimiz. Derler ki ahde vefalı olmak lazım gençler. Yani Selahattin Akarsu'nun yaptığı da o. O vefayı devam ettiriyor. Eğer şu da atasözüdür. Rüzgara göre yelken açmış olsaydı uyduruk adıyla sözlüyüm popüler müziklere de kapılıp gidebilirdi ama. Ama öz Anadolu'nun sesini, Anadolu'nun sazını, halkımızın milli kültürü olan, bir de bu çok önemlidir. Bu aşıklık geleneği bizim halkımızın milli kültürüdür. Ölmez geleneğidir. Ecdattan bize yadigardır. Onu da devam ettirdiği için hasreten teşekkür ediyorum. Rüzgara göre de yelken açmamak lazım. Bir türkü de ben armağan edeyim mi? Lütfen buyurun. Ben de biraz sonra Muhlis Akarsu'dan bir türkü söyleyeceğim. Ama bir tane daha söyleyeyim ondan sonra. Yettim felek yıktım beni, yettim felek yıktım beni, tutunacak dal mı koydun? Kestim bütün umudumu, çıkacak bir yol mu koydun? Kestim bütün umudumu, aman 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 aman, çıkacak bir yol mu koydun? Yaslandım sazım üstüne, yaslandım sazım üstüne, yaş döktüm dizim üstüne. Düşürdün yüzüm üstüne, doğrulacak hal mı koydun? Düşürdün yüzüm üstüne, aman 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 aman, doğrulacak hal mı koydun? Gulnuri tahtın adımı, Gulnuri tahtın adımı, takınca bozdun tadımı. Kırdın kolumdan adımı, uzanacak el mi koydun? Kırdın kolun kanadımı, aman 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 aman, uzanacak el mi koydun?
Sayın Selahattin Bey, yani her zaman söylüyoruz bunları meclislerimizde. Türkülerimiz hep hüzünlü bizim. Evet, dert çekmiş ozanlarımızın türkülerini söylüyoruz. Sizler de öyle. Türküleriniz de böyle. Şimdi diyeceğim size ki Selahattin Bey, bir hüzünlü söyleme ama hiç hüzünsüz türkü yok. Yani Sakarsu'nun evet, da yok. Evet, çünkü yaşamlarıyla ilgili ve halkının yaşamıyla ilgili noktalarda o durumu yaşamışlar. Yaşadıklarını dile getirmişler. Sazın teline evet, dökmüşler. Peki Selahattin Bey. Evet. Dayından. Evet. Kısa bir hatıra, bir şey aklında varsa anlatabilir misin? Kısa bir hatıra. Evet, çok kısa anıları var. Ancak bu sorunun cevabını bir türküyle ben devam edeyim ama dayımın anlatacak çok şeyleri var tabii. Yine ondan bir türkü okuyayım, ondan sonraki tamam, ondan sonraki zaman kalırsa var. Küçük bir anısını tamam, anlatayım. O zaman bir türkü alalım. Peki. Buyur. Peki. Bilinen bir türküsü. Yokluk beni mecbur etti, gurbeti ben mi yarattım? Yokluk beni mecbur etti, gurbeti ben mi yarattım? Her şeyimi aldı gitti, gurbeti ben mi yarattım? Gurbeti ben mi yarattım? Her şeyimi aldı gitti, gurbeti ben mi yarattım? Gurbeti ben mi yarattım? Akşam olur gölge basar, umuduma yeller eser. Akşam olur gölge basar, umuduma yeller eser. Yokluk imkanımı keser, gurbeti ben mi yarattım? Gurbeti ben mi yarattım? Ne mektup ne haber aldım, yurdumdan yuvamdan oldum. Her şeyime hasret kaldım, gurbeti ben mi yarattım? Gurbeti ben mi yarattım? Her şeyime hasret kaldım, gurbeti ben mi yarattım? Gurbeti ben mi yarattım? Akar su sılayı anma, bu ayrılık geçti sanma. Çaresizdim geldim ama, gurbeti ben mi yarattım? Gurbeti ben mi yarattım? Çaresizdim geldim ama, gurbeti ben mi yarattım? Gurbeti ben mi yarattım? Teşekkür ediyorum Sayın Selahattin Bey. Bir türkü de ben Muhlis Akarsu'dan seyircilerimize armağan edelim. Çok duyulmadık bir eseri. Evet. Ve kafama göre
hani Temel bir ayakkabıcı dükkanına gitmiş kıymetli seyircilerimiz. Bakıyormuş ayakkabılara, mağazacı demiş ki Temel ne bakaysın? Ben bakayım da sana ona göre ayarlayayım demiş ki ben kafama göre bakayım. Ayakkabıcı demiş ya burada kafana göre ayakkabı yok, ayağına göre var. Şimdi ben de kafama göre söyleyeceğim. Peki. Müziğini, havasını güzel yani. Güzel olur, hoş olur. Koca dünya dar mı geldi ne oldu? Küstürdüm yarımı barışamadım. Ne beni güldürdü ne kendi güldü. Bir türlü sırrına erişemedim, erişemedim. Yar erişemedim, erişemedim. Oh bir türlü sırrına erişemedim, erişemedim. Yar erişemedim, erişemedim. Ne söylesem diken oldu sözlerim. Yaralı olduğum için sızlarım. Derdim çoktur soranlardan gizlerim. Dert ehli bulup da konuşamadım, konuşamadım. Yar konuşamadım, konuşamadım. Dert ehli bulup da konuşamadım. Yar konuşamadım, konuşamadım, konuşamadım. Akarsu bir ömür verdiler bana. Talihim yokmuş o yardan yana. Hangi can dayanır bilmem ki buna. Bir türlü ellere karışamadım, karışamadım. Karışamadım, karışamadım. Oh bir türlü ellere karışamadım, karışamadım, karışamadım. Söyle karışamadım. Peki bir hatırasını aklına geliyorsa kısa bir anlatabilir misin şimdi, Selahattin Bey? Duygu yoğunluğu yaşadığım için ben onunla ilgili bir şey anlatmayayım. Çünkü çok duygulanıyorum. Heyecandan? Heyecandan evet, söyleyemeyeceğim. Dilerseniz onun yine bir türküsünü seslendireyim. Yani, türküyle bizi savdı. Peki olsun buyurun. Evet. Buyurun. Zaten türküler önemli olan, burada da konumuz türküler yani. Çok bilinen bir eserini okuyalım mı? Olsun. Yine gönlüm hoş değil. Müzik
Duydum dost yaralanmış, yine gönlüm hoş değil. Her yanı parelenmiş, her yanı parelenmiş, yine gönlüm hoş değil. Her yanı parelenmiş, yine gönlüm hoş değil. Dost hasretin zormuş, her dem ahuzarmış. Dert adamı yerimiş, dert insanı yerimiş, yine gönlüm hoş değil. Dert insanı yerimiş, yine gönlüm hoş değil. Akar su gün görsem de, çok sefalar sürsem de. Akar su gün görsem de, çok sefalar sürsem de. Bazı bazı gülsem de, bazı bazı gülsem de, yine gönlüm hoş değil. Bazı bazı gülsem de, yine gönlüm hoş değil. Bu piyasada çok söylenen bir türküsü, evet, zaten. Evet, bilinen bir eser. Evet, çok sanatçılar söylediler. Evet, evet. Selahattin Bey, sizden bir türkü daha alacağız. Yani bir türkülük zamanımız tamam, kaldı. Tamam. Sizin bir tane de ben söyleyeceğim. Tabii ki, siz buyurun lütfen. Yani şunu söyleyeyim. Konukseverlerinize teşekkür etmek lazım. Ben işte amanete hıyanet etmemek lazım. Yani ecdat yadigarlarını gelecek nesillere aktarmak için bugünkü aşıklar da bu arada bir köprü. Bugünkü ozanlar bu arada bir köprü, bunu naklediyor. Geçmişi yeni nesillere naklediyor. Ama bozulmadan naklediyor. İnşallah yeni nesiller de bunu yadırgamazlar. Yani hep oynayacak değiliz ya, yani oyna 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 oyna, hopla hopla zıpla, nereye kadar hoplayacağız, nereye kadar? Bu akla da beyine de, düşünceye de bir şey lazım. Düşünmesi lazım, söylemesi lazım, tefekkür etmesi lazım. Ama tezekkür etmeyince tefekkür edemez. Bunu da söyleyelim. Aşıklık geneleğinin usta yorumcuları, ben anısı yerine iki kelime etmek isterim. Aşıklık ayrıcalıktır. Aşıklık bilim adamlıdır. Ozanlık bilim, evet, adamlıdır. Evet. Ozanlar, aşıklar ne doktora yapmıştır, yok, ne master yapmıştır, yok, ne okumuştur. Belki ilkokula dahi gidemeyen aşıklar vardır. Ama öyle sözcükler sarf ettirmiştir, evet, ki tüm dünyayı birleştiren, kucaklayan ve insan yüreğine çok derinliklerine inen sözcükler sarf etmişler. Benim görüşüm bu. Ozan doğulur. Ozan olunmaz. Ozan bir yaratılıştan vardır. Evet. Genlerinde ozanlık vardır. Öyle doğmuşlardır. Öyle yaşamışlardır. Öyle yazmışlardır. Öyle göçmüşlerdir. Yani yürekten, gönülden gelir. Master dedi de, dedim ki master yapmış aşıklar şöyle ama. Dedim ki aşık haktan alır desturunu, evet, halk ile yapar masterını. Bu kadar kısa, okulu mokulu yok. Bitti. İki kelimeyle anlattınız efendim. Destur haktan, master halktan. Evet. Evet, Selahattin Bey, bir türküsünü daha alalım sizden. Peki. Sonra ben bir türkü söyleyerek, tamam, programımıza son vereceğiz. Peki. Buyurun. Peki. Thank you.
yarayı dosttan dosttan aldım ezeli. Eser şu bağrıma yel dertli dertli. O dost benden ayrı ayrı gezdi gezeli. Akar gözlerimden sel dertli dertli. O dost benden ayrı ayrı gezdi gezeli. Akar gözlerimden sel dertli dertli. Düşkün iken dost bağına girilmez. Yalan ile hakka hakka ikrar verilmez. Kamil olmayınca canım menzil görülmez. Kör cahil elinden kul dertli dertli. Menzil bulununca canım Kabe görülmez. Kör cahil elinden kul dertli dertli. Akar suyum böyle böyle çamurlu yolda. Akar suyum böyle böyle çamurlu yolda. Döküldü yaprağım kalmadı dalda. Menzil bulunur mu canım biçare kulda. Halını söyleyen dil dertli dertli. Menzil bulunur mu canım biçare kulda. Halını söyleyen dil dertli dertli. Çok teşekkür ediyorum Selahattin Akarsu'ya. Sağ olun. Programımıza aşıkların avazına renk verdi. Sağ olsun, var olsun. İnşallah yine başka meclislerde oluruz. Hoş sefa geldin tekrar diyorum. Aşk ile. Akarsu ailesine buradan selam gönderiyorum. Sağ olun. Sağ olun. Evet kıymetli seyircilerimiz, bir türkü de ben armağan ediyorum. Ondan sonra bugünkü bu bölüm bitirmiş olacağız. Onun için seyircilerimizden memnun olup olmadıklarını tabi bilmiyoruz. Biz aşığı söylüyoruz. Bunun tafsilatı, notu, puanı seyircimize, halkımıza kalmış. Hepsi sağ olsun, var olsun. Teşekkür ediyorum. Son türküyle bitirelim. Sonra çöktüm kalkamam. Geleni gideni seçemem olur. Ne lezzetim kaldı ne tadım kaldı. Şerbet bile zehir içemem olur.
Of ne lezzetim kaldı ne tadım kaldı. Şerbet bile zehir içemem oğul oğul. İçemem oğul oğul oğul. Adın kaldı mezar taşında. Kimi görsem benzedirim çarşıda. Dükkanın kapalı kaldı karşıda. Kelki çay coşkun geçemem olur. Hele dükkanın kapalı kaldı karşıda. Gel ki çay coşkun geçemem oğul oğul oğul. Geçemem oğul oğul oğul. Dedim destan yakarım. Gelir diye yollarına bakarım. Sofraya oturur yemez kalkarım. Derdimi kimseye açamam oğul. Of sofraya oturur yemez kalkarım. Derdimi kimseye açamam oğul oğul. Açamam oğul oğul oğul. Celallanmış Sümani derde Mevlana Şemsile bu muhabbette Ulnur sazıyla kaldı gurbette Ellerde söylenir sevda